Merhaba arkadaşlar. Gül Beyaz Bebeğin ikinci bölümündeyiz. Kollardan başlayacağız şimdi. Ben size kısaca anlatacağım. Sihirli halka yaparak dört adet sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Sıkıştırıyoruz ipimizi. Karşı tarafa geçiyoruz. Evet. Buradaki ipi kısaltabiliriz. Evet. 4 sık iğneyi çift batarak 8 sık iğneyi çıkaracağız. 2. Biraz zor oluyor burası arkadaşlar. 4. 6 8 ve karşıya geçiyoruz. Arkadaşlar 8 sık iğneyi 22 sıra ten rengiyle eksiltme, arttırma yapmadan öreceğiz. Yirmi iki sıra yaptıktan sonra son iki sırada da öreceğimiz, yani beden kısmını öreceğimiz renkle beraber geçiş yapıp, mesela ben bu renkle öreceğim. Bununla beraber de iki sıra örüyoruz. Toplamda 24 sıra yapmış oluyoruz. Evet arkadaşlar, 22 sıra ördükten sonra iki sırada mavi, koyu, parlament mavisi mi ne oluyorsa artık, onunla beraber ördüm. Toplamda 24 sıra oldu ve bundan ben 2 adet ördüm. Kollarını hazırlamış oldum. Şimdi ayağına geçeceğiz. Ayağını da size kısaca tarif edeyim. Arkadaşlar hem çok kolay hem de yani bütün çocukların oynayabileceği boyutta bir bebek. Onun için yapmanızı tavsiye ediyorum. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adet zincir çekiyoruz. Hemen dibine değil, yan taraftakine 2 tane aynı deliğe batıyoruz. Yani arttırma yapmış oluyoruz. Sonra 1, 2, 3, 3 adet tek batıyoruz. Sonra kalan diğer deliğe de 5 tane aynı yere batıyoruz. 1, 2, aynı deliğe yani. 2, 3, 4, 5. Tekrar zincirin diğer tarafına geçiyoruz. Şurada kalan ipi de yedirmeye çalışıyoruz içine doğru. 1, 2, 2, 3, 4 tane sık iğne yapıyoruz bu tarafta ve başta yaptığımız 2 sık iğneye batıp sıkıştırıyoruz. Buraya bir tane ip koyalım, karışmasın. Sıramız sıra başımız olacak çünkü. Şimdi 5 sıra buradaki ilmekleri teker teker batıp döneceğiz arkadaşlar. 1, 2, 3. İlk sırasını beraber yapalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16'da karşıya geçmiş oluyoruz. Yani burada toplamda 16 ilmeğimiz oluyor. Ve 5 sıra örüp ben geliyorum. Evet arkadaşlar, şöyle tontiş güzel bir ayağımız oluşmaya başladı.
Şimdi ayağımızın taban tarafını yapacağız. Bir zincir çekiyoruz ve geri dönüyoruz. Hemen yandakine bir, iki, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane batıyoruz. Yedi tek batıyoruz. Sonra geri dönüyoruz. Hemen dibine değil, yanındakine. Bir, iki, üç, dört, beş, altı adet batıyoruz. Sonra bir zincir çekip geri dönüyoruz. Ve dibine değil, yanındakine. Bir, iki, üç, dört, beş adet batıyoruz. Sonra geri dönüyoruz. Yine dibine değil, yan taraftakine. 1, 2, 3 adet batıyoruz. Evet, 3 adet batıyoruz. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Şuradaki ipimizi alıyoruz. Burası yine bizim başlangıç noktamız olacak. Buradan aşağıya doğru geçiş yapıyoruz. Bakın şuradan. 1, 2, 3 tane sık iğne yaptık. Şimdi şu aşağıdaki şu ayak üzerine gelen yerleri ilmek kaydırma yaparak oraya öyle geçeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7. Sonra tekrar dibine batıyoruz. 1, 2, 3. Ve şurada başlangıç noktasının diğer tarafına geliyoruz artık arkadaşlar. 1, 2, 2, 3 adet yapıp bakın başlangıç noktasına geldik arkadaşlar. Evet. Şimdi burada bir tane eksiltme yapıyoruz. 1 Kaydırmalarımızın üzerinde sık iğne ile geçiyoruz artık. Ben geçip geleyim. Zor oluyor biraz. Evet arkadaşlar, geçtim. Yine tekrar yan tarafına, tabanın yan tarafına geçiyorum. Ve oradan bir tane ilmek kesiyorum, eksiltiyorum. 1, 2, 3, 4 tane örüp sıra başına gelmiş oluyoruz. Arkadaşlar 13 ilmeğimiz kaldı. Bundan sonra eksiltme, arttırma yok artık. İçine birazcık elyaf dolduruyorum. Evet. Bakın şöyle tatlı güzel bir ayak oldu. Şu çizgi noktasından yani kaydırma yapmıştık ya, oradan yukarıya saymaya başladığınızda 15 sıra düz bir şekilde örmüş olmamız gerekiyor. 15 sırayı öreyim ve ben geri geleyim inşallah. Arkadaşlar 15 sırayı ördük. Şöyle bir bacak oldu. Sonra şimdi 15 sıradan sonra parlament mavisine, ben parlament mavisi diyorum artık, oradan nasıl görünüyor bilmiyorum ama geçiş yapıyorum. Ve hiç yine arttırma eksiltme yapmadan bu 13 ilmeği 13 sıra bu mavi ile birlikte öreceğim. Artık siz ne renk yapıyorsanız onunla beraber öreceksiniz. Yani 13 sırada mavi ile beraber olacak.
Evet arkadaşlar, şöyle yaptım ben. Diğer bacağını da öreyim. Daha sonra diğer videoda da inşallah birleşmesini göstereceğim beden bölümünün. Görüşmek üzere arkadaşlar.